Burada acaba yargı niye önemli? Çünkü bir anayasal demokraside özellikle o anayasal demokrasiyi normatif kılan farklı kurumlar olabilir. Bu kurumlardan bir tanesi parlamento olabilir. Ya da parlamento dışında bazı özel kuruluşlar eliyle hem ekonomik alanda hem de siyasal alanda bazı denge ve denetim fırsatları yaratabilirsiniz. Rekabet kuralları bakımından rekabet kurulunda gördüğümüz gibi ya da insan hakları kurulları yapılarında gördüğümüz gibi, ombudsmanlarda, kamu denetçiliğinde gördüğümüz gibi ya da sivil toplum ve özellikle parlamento dışı muhalefet eliyle de bir denge yaratabilirsiniz. Niye bu yargı bu kadar önemli? Diğer bütün kurumlara baktığımız zaman, diğer bütün yapılara, oluşumlara, ağlara baktığımız zaman bunların etki güçlerinin aslında büyük çapta siyasal ya da yarı hukuksal olduğunu görüyoruz. Yani bağlayıcılık etkileri ve yaptırım güçleri yargının sağladığı bağlayıcılıkla karşılaştırıldığında daha zayıf. O yüzden de genel olarak bütün anayasal demokrasilerde ya da yarı anayasal demokrasilerde yargı aslında anayasal demokrasinin sınırlarını oluşturmakta en etkili deneysel araç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada yargının kendi içindeki dönüşümü de son derece önemli. Çünkü 18. yüzyıldan bu yana yargının gelişimine baktığımız zaman ve bunu karşılaştırmalı ve kuramsal bir cepheden değerlendirmeye çalıştığımızda yargı 18. yüzyılın yargısı artık değil. Çünkü 18. yüzyılda yargıya baktığımızda onu kanun koyucunun ağzı olarak tanımlamak mümkündü ki bu sözünü ettiğim benzetme Montesquieu'nun bir benzetmesidir. Her ne kadar Montesquieu erkler ayrılığı kuramıyla modern bir düşünür olarak karşımıza çıksa da yargıya biçtiği anlam esas itibariyle yasa koyucunun ağzı olmak. Yani onun söylediğini sadece sözel anlamıyla yaşama geçiren bir tür memur ve bürokrattı. Oysa ki bugünkü yargı anlayışına baktığımızda yargı artık sadece yasa koyucunun, Montesquieu'nun söylediği gibi emrinde, onun ağzı olan bir organ olmaya başladığında temel sorunlar ve temel çelişkiler de başlıyor. Yine 18. yüzyıl düşüncesinde hukuka olan bakış açısı da aslında son derece biçimsel bir otomatik yaklaşımdı. Burada otomatik yaklaşımı veya otomatı bilinçli olarak kullanmamız lazım. Çünkü aramızda çok değerli temel bilimciler, mühendisler de var. 18. yüzyılı bir anımsadığımızda 18. yüzyıl aslında bu otomatların gerçekten uygulanmaya başladığı bir yüzyıldır. Orada bir satranç otomatını örneğin ben hatırlıyorum. Ya da özellikle kıta Avrupa'sına baktığımız zaman mekanik saatlerin ve en ilkel robotik yapıların 18. yüzyıl ve sonrasında karşımıza çıktığını gözlemliyoruz. İşte bundan esinlenerek o dönemin hukukçuları da aslında yargıcın bir otomat olduğunu söylemişlerdi. Bu tartışma biraz da günümüzdeki yapay zeka tartışmalarına benziyor. Yargıç öyle bir otomattır ki yasa koyucunun kendisine verdiği kullanma kılavuzunu, direktiflerini ki onu da ancak kanunda öngörebilirdik, uygulamakla yükümlüdür. Talimatları yerine getiren aslında bir tür icra organı gibidir. Ama bugün yargıya bu yaklaşımla ve bu anlayışla baktığımızda ve bu anlayışı bir perde gibi kullanıp aslında yargıyı araçsallaştırdığımızda ya da silahlaştırdığımızda varacağımız sonuç hiç de 18. yüzyılın ilerlemeci yaklaşımına uygun olmayacaktır.